Semti Nihavend. Klasik Türk musikisine dair. Hazırlayan ve sunan Fikret Karakaya. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir hafta aradan sonra yine karşınızdayız. Bu haftaki programımızı yakın tarihimizin bir ses efsanesine tahsis ettik. Bu efsanenin kahramanı yalnız Türkiye'de değil, bütün Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da büyük bir popülariteye sahiptir. Gerçekten de o, tarihimizin en güzel ve en güçlü erkek seslerinden birine sahipti. Anlamışsınızdır, Hafız Burhan'dan bahsediyoruz. Hafız, Mevlid Han, Gazel Han ve Hanende olarak çok geniş bir şöhret kazanan Hafız Burhan'ın asıl adı Burhanettin'dir. Soyadı kanunu çıkınca Ses Yılmaz soyadını aldı. 23 Mayıs 1897'de İstanbul'un Aksaray semtinde doğdu. Babası Ahmet Bey, Sultan II. Abdülhamid'in muhafız alayındaki silahşörlerdendi. Daha çocukken sesinin güzelliği fark edilen Burhan, Koca Mustafa Paşa Rüştiyesini bitirince Muzika-i Hümayun'a alındı. Başlıca hocaları Muallim İsmail Hakkı Bey, Lem'i Atlı ve Zati Arca'dır. Babası oğlunu cami cami gezdirir, Kur'an veya Mevlid okutur, müezzinlik yaptırırdı. Bu yüzden hıfzını tamamlamaya fırsat bulamadı. Ama sonradan Kur'an'ı tamamen ezberleyerek gerçek bir hafız oldu. 1926 yılında plaklara gazeller, şarkılar, kantolar ve türküler okumaya başladı. Çok büyük bir şöhret kazandı. Plakları satış rekorları kırdı. Plaklarına basan şirket ona bir otomobil hediye etti. O yıllarda İstanbul'da özel otomobili olan sayılı kişilerdendi. Eski İstanbul Radyosu'nda programlar yaptı, gazinolarda fasıl hanendesi ve solist olarak sahneye çıktı. Başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkede pek çok konser verdi. Mareşal Fevzi Çakmak'ın kızı için Mevlid okumaya gittiği Ankara'da 18 Nisan 1943'te vefat etti. Halk arasında Ayasofya'da ezan okurken güçlü ve parlak sesinin Üsküdar'dan duyulduğu söylenirdi. Hafız Burhan pek çok gazel plağı yaptı. Gazellerinin hemen hemen tamamı tempoludur. Gazel türünün büyük üstadlarınınkilerle kıyaslandığında Hafız Burhan'ın gazellerinin avam pesendane olduğuna hükmetmek gerekir. Bu cümledeki avam pesendane sıfatı yüksek bir musiki kültürü ve zevki olmayanlara uygun anlamına gelir. Plağa okuduğu şarkıların çoğunu bestekarından meşkettiği için şarkı icrasında daha başarılıdır. Plaklarda kendisine en çok Yorgo ve Aleko Bacanoz kardeşler ile Ahmet Yatman eşlik etmiştir. Onun plağa okuduğu şarkılardan bazıları bugün unutulmuş gibidir. İşte böyle bir plakta Muallim Kazım Uzun Hüseyin'in şarkısı. Araksak usulünde. Güftesi İzak Varo'nun Seyretmek için seyrini diye başlayan Ferah Feza şarkısının güftesinin de sahibi olan Mustafa Reşit Bey'in. Bir şebi sevda fezada ey periyi işveger. Vecd içinde ta seher ruhum sana tapmış idi. Göz göze dalmıştı, kaynamıştı lebler sineler. Dilruba bir hüsn-i sevda levhası yapmış idi. Bir daha o levhayı ikbali görmek üzere can, yaşlı kirpikler ucunda beklemekte her zaman. Öyle bir levhayı saadetti o ki, ey verdiği an, hep sükûn-ı sabrımı bir lahzada kapmış idi. 5. ve 6. mısralar Ferah Feza şarkının güftesini çağrıştırıyor. Bu çarpıcı mısraları daha anlaşılır bir dille yeniden söyleyelim. O mutlu tabloyu bir daha görmek için can, yaşlı kirpikler ucunda beklemekte her zaman. Plan başındaki kemençe taksimi büyük ihtimalle Kemal Niyazi Seyhun'a ait. Oh,
İkinci eserimiz Kuş Dili Çayırı'ndaki konserlerinde Hafız Burhan'a tamburu ile eşlik eden Selahattin Pınar'ın Hüzzam şarkısı. İnleyen Uğdum mu yoksa ben miyim fark eylemem. Hıçkıran kim böyle bestemle beraber pür elem. Enderuni Ali Bey'in Uşak şarkısı, Sengin Semai usulünde. Sen melahet milkinin sultanısın, kainatın bir mehi tabanısın. Yani sen güzellik diyarının sultanısın, kainat için parlak bir aysın. Yeah.
Hafız Burhan'a tahsis ettiğimiz programımız yine Selahattin Pınar'ın bir şarkısı ile devam ediyor. Singin Semai usulündeki Hüzzam şarkı. Güftesi Badi Nedim Bey'e ait. Plak Selahattin Pınar'ın kısacık tanbur taksimiyle başlıyor. Yıllarca bana yâr-ı füsunkâr olan eştin. Kısa bir süre de olsa kendisinden meşk ettiği Lemi Atlı'nın ünlü Uşak şarkısı. Düek usulünde. Güftesi büyük şairimiz Nedim'e ait. Aleko Bacanos'un kısa taksiminden sonra. Bu imtidadı cevrekim, bahtın şitabı var. Yani bahtım kötülüğün, eziyetin uzayıp gidişine doğru koşuyor adeta. Oh,
Murabbaları ve semaileri de kapsayan yüzlerce eseri bulunan ama uzun zamandır kimsenin ilgilenmediği İsmail Fenni Ertuğrul'un bir şarkısı. Uşak makamında ve devri hindi usulünde. Güftesi de bestekara ait. Muhtemelen baştaki taksim yine Aleko Bacanos'un. Leblerin gördüm usandım Gonca'dan. Senin dudaklarını görünce Gonca'dan yüz çevirdim. Muallim Kazım Uzun bir başka şarkısı. Hüzzam makamında ve Sengin Semai usulünde. Ahmet Yatman'ın taksiminden sonra. Bu sen ne alevdi, dile yüz bin yare açtı. Gel bir dilim şat
Hafız Burhan'dan şimdi de Nasibin Mehmet'in çok ünlü icraz şarkısını dinleyeceksiniz. Düet usulünde Ahmet Refik Altınay'ın mısraları üzerine. Kederden mi neden bilmem sararmış rengi ruhsarın. Muhtelif kayıtları ile gençlere Hafız Burhan'ı tanıtmayı amaçladığımız programımız Bimenşe'nin Dillere Destan Kürdili Zasker şarkısı ile devam ediyor. Cuzuna usulündeki şarkının güftesi Ahmet Cenap Aygen'e ait. Plak Ahmet Yatman'ın kısa taksimiyle başlıyor. Şarkı bittikten sonra tempolu bir gazel başlıyor. Finalde son nakarat yeniden okunuyor. Yüzüm şen, hatıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen. Yüzüm şen, hatıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen. Yüzüm şen, hatıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen. Dilim şen, hem remim şen, hem selim şen, hem demim ruşen. Dilim şen, hem remim şen, hem selim şen, hem demim ruşen. Nasıl şen olmasın gönlüm bu bezmi şu işlerde. Nasıl şen olmasın gönlüm bu bezmini şu işlerde. İçen şen, söyleyen şen, dinleyen şen, yarı agyar şen. İçen şen, söyleyen şen, dinleyen şen, yarı agyar şen. Aşkın bana vazideki son hatıra olsun medene.
sen sen, söyleyen sen, dinleyen sen, yar arayan sen. Yesari Asım Asoy'un unutulmuş Hicaz fantezisi. Sofyan usulünde. Güfte de bestekara ait. Şarkının sonunda bir gazel var. Plak nakaratın tekrarı ile sona eriyor. Baştaki taksim Ahmet Yatman'a ait. Ey sahte peri, sen ki benim kalbimi çaldın. Şimdi Hafız Burhan adıyla özdeşleşmiş bir plak. Abdülhakamit Tarhan'ın eşinin vefatı üzerine yazdığı Makber adlı ünlü şiirin mısraları üzerine Mehmet Baha Bey'in Rast makamında bestelediği çok ünlü eser. Her yer karanlık, pür nur o mevkii. El yer karanlık.
Hafız Burhan'ın gazellerine bir örnek olmak üzere Yorgo Bacanos'un Udu eşliğinde okuduğu Hüseyin'i gazel. Yarın bu kadar cevri gelir miydi hayale? Tuhaftır, aynı şiir üzerine Safiye ile de bir Hüseyin'i gazel okumuş. Biz şimdi Hafız Burhan'ınkini dinleyelim. Yarın bu kadar cevri gelir miydi hayale, yâne, yâne. Yuş etmedi ahim, beni döndürdü hilale. Hafız Burhan'dan şimdi de folklorik bir örnek. Aleko Bacanos'un kemençesi eşliğinde Hüseyin'i daha iyi. Sabahtan kalktım, güneş parlıyor. Sabahtan kalktım, güneş parlıyor,
Hafız Burhan'ın kayıtları arasında ayrı bir yeri olan bir eser. Aşkın Gözyaşları filmindeki tango. Bir radyo programında planın başındaki anonsun Beşiktaşlı Kemal'e ait olduğu söylenmişti. Bu doğru değil. Söz konusu anons, o plak şirketinin müzik direktörlüğünü yapmış olan Yesari Asım Arsoy'undur. Oturdum bütün gece, kalbim aşkla doludur. Aşkın Gözyaşları filminden tango. Dinlediğiniz planın arka yüzü tangonun ikinci kısmı. Sevgilimi görmedin mi? Güzelliği ceylan gibi. Tango ikinci kısım. Müzik
bakarsanız yârimi sanırım ki düşünem. Bizi severler acım benim olun haline. Kısadır ömrümüz bunu bilelim. Nizâ etmeli Havuz Burhan'a tahsis ettiğimiz programımız dönemin plaklarından ilginç bir örnekle sona erecek. Bimenşe'nin Şehnaz Kantosu. Plağın etiketinde Türk Caz Bandı yazılı. Söyle niçin benden kaçtın? Böylece bir programın daha sonuna geldik. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.
Bize isteklerinizi, sorularınızı ve eleştirilerinizi fikretkarakaya@yahoo.com adresine yazabilirsiniz. Haftaya aynı saatte buluşmak ümidiyle bütün dinleyicilerimize selam ve sevgilerimizi sunuyor, esenlikler diliyoruz. Hoşça kalınız. Semt-i Nihavend. Klasik Türk musikisine dair. Hazırlayan ve sunan Fikret Karakaya.